Arkadaşlar selam şu anda saat sabahı 6.45'i ben video çekiyorum. İki daha uyumadım. İki tane video hazırlamam gerekiyor çünkü. Hem ana kanalı hem de yan kanalı. Ondan sonra biraz yatıp dinleneceğim. Şimdi efendim e, Ruby'den birkaç tane hatta birkaç tane değil bayağı bir şey geldi. Öncelikle hemen şu şeyleri sizinle paylaşıyorum. Ruby'den bunlar geldi. Dün bana attı. Doom'la konuşuyorlar. Dedi ki e, Mer e 50. bölümde daha çok var diyor. Hani ee, önümüzde uzun bir yol var. Daha 50. bölümün bitmesine daha önümüzde uzun bir yol var diyor. Ee, bizimki de bizim şey demiş ki Ruby demiş ki ama bu benim için bu biraz üzücü demiş. O da biliyorum ama biliyorum ve bunun için üz üzgünüm demiş. Hani yapacak bir şey yok. Bir yeni planları olabilir. Hani tamam 50. bölüm orada bitecek ama bununla ilgili daha farklı planları olabilir. Ve şurada e, yine şeyden Dum'dan e, gelen bir şey var. Burada da diyor ki Doom sürü diyor. E, herkese iyi akşamlar dilerim diyor. E, özel bölüm özel yani özel episode pazar günü gelecek. Yani öyle umuyoruz diyor pazar günü çıkartmayı umuyoruz diyor. Ve e, diyor ki 39. bölümde Titan Drill'in gerçek formunu yani gerçek şeyini göreceğiz diyor. Formunu göreceğiz diyor. Ne demek istiyor burada? Onu bilmiyoruz tabii ki. Onu da zaman geçtikçe öğreneceğiz. Şimdi e, leaklere gelelim. Duğundan gelen 4-5 tane lig var. Şimdi e, şu ligleri görüyoruz arkadaşlar. Şuraya bir e, şey olarak göstereceğim. Bu da yeni geldi. Yurru bir bana yeni attı. Böyle bir lig var. Yani burada gördüğümüz olay bu kendini şey feda eden değil de kafası yuvarlak bir şey vardı. Hatırlayacaksınız. Hani e, böyle büyük bir makinenin içinde gelmişti olayları durdurmuştu. Sonra bizimkilere ihanet etmişti. Çifti, çift çift e, saati öldürmüştü. Diğerini kontrol edip beni kayıp o yuvarlak kafalı saat. Bu o. Şurada gördüğümüz şey e, yine bir eski gibi eski dillere ait yeni bir e, takım arkadaşı ve bize de yeni bir düşman. Oldukça büyük. Bacakları zırhlı, kolları falan zırhlı görüyorsunuz. Elinde büyük bir testere iki çift dişli bir testere tutuyor. Güçlü bir silaha benziyor. Kolları bacakları var. Hani Skibir'den alışık olmadığımız pek bir şey. Yani farklı bir yaratık tarzında bir şey çıkacak gibi görünüyor. Bunu heyecanla bekliyoruz diyelim. Bakalım umarım güzel bir dövüş sahneleri olur. Bakalım neler olacak. İkinciye geçelim. Burada e, şu çifti öldüren kontrol altına alıp çifti öldüren saat görünüyor orada. E, burada large saatimiz var. Orada e, yine bir saatimiz var. Burada saat yani clock woman'ı görüyoruz. Clock woman ekibiyle birlikte bir şeyler yapmaya hazırlanıyor gibi. Ve şu sahneden sonra o sahneye geçeceğim. E, son sahnede ve son yerde bize bir şey göstermişti. Fatih serisinde bir şey göstermişti biliyorsunuz. Şu saat Hani zamanı durdurup e, çift için kendini feda eden saati görmüştük. Parçalanmıştı falan filan. Bu bıdığı geri getirmek için mi uğraşıyorlar yoksa başka bir şey mi? Bilmiyoruz tabii ki. Bakın burada e, Clockwoman iki elini böyle yapmış. E, iki elinde böyle sarı bıdıklar çıkmış ve e, adama bir şeyler yapıyor. Bak şöyle kontrol tarzında bir şeyler yapıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama zamanla öğreniriz diye o umut ediyorum. ben hemen de bakın e, yatan bedenin altında bir tane sarı bir halka saat, clock saat e, bıdığı oluşuyor. Hani zaman manipüle etme bıdığı burada yapılıyor gibi zamanla ilgili burada bir şey yapılacak muhtemelen. Bize onun e, haberi, fikri veriliyor gibi görünüyor burada. Ve şuraya baktığımız zaman da e, altındaki o sarı saat tamamen e, e, oluşmuş. Ve çift kalkmış bastonuyla böyle yere vurmuş. Ve orada bir sarı bıdık fır fırlıyor. Buradaki amaç acaba şey miydi? Hani bu çift için kendini feda etti ya bu çocuk. Acaba çift zamanı manipüle edip bir şekilde gelip e, onu hayata döndürmek için son dokunuşu mu yapacak? Yani tekrar mı bu bıdık dirilecek? E, yoksa bu bir flashback sahnesi mi? Yani geçmişi gösteren bir sahne mi? Onu bilmiyoruz tabii ki. Ama son bölümde bize gösterilen işte bu çocuk için kendini feda etti, bizim şu çocuk kafası falan parçalandı, öldü, öleceğini bile bile yaptı. Ondan sonra böyle bir şey yapmaları ve bu sahneyi görmemiz çok ilginç. Özel sahne olacağı için muhtemelen bunlar da çıkacaktır. O yüzden e, bu sahneyi görme ihtimalimiz %99 diyorum ben. Ama nasıl göreceğiz? O tamamen soru işareti. Flashback mi? Geçmişi mi göreceğiz? Yoksa burada yaptıkları şu olay neticesinde e, zaman ve mekandan bir bıdık mı açılacak ve oradan bu mu gelecek? Yoksa bunlar bir bir şey mi gösterecek? Çünkü bu öldü. Kafası koptu. Yani bir, bir şey mi olacak? Hani bu öldüğünü görmesek derim ki ha zamanda bir şeyler yapılacaklar. Bunlar bir araya gelecek. Ama öldüğünü gördük. 24 saatten daha fazla ölen bıdıkları canlandıramıyoruz. Bunu da biliyoruz. E, ne olacak? Tamamen bir e, muamma. Bunu tamamen size bırakıyorum. Yorum, yorumlarda buluşalım efendim. Ve şu, e, şu sahnede o, o her şeyin başındaki şu çocuğu kontrol edip çocuğu kontrol edip şunu şunu çifi öldüren çifi öldürten bıdık bu. Biliyorsunuz bu bıdığı görmüştük bu bıdığı. E, bakalım ne olacak neler olacak neler bitecek hep beraber izleyip göreceğiz. Gözden kaçırdığım başka bir şey var mı diye şöyle bakıyorum yok. Tamam. Ve teşekkür ediyorum. Efendim izleyip vakit ayırdığınız için buraya kadar izleyenlere de teşekkür ediyorum. 67 7 dakikalık bir video olacak. Bu video 12'de yayında olacak. Ee, Half-Life videosu da hazır ana kadar için ee, ben büyük bir ihtimalle uyurum. Ee, kalktığında Doom Studio gelirse belki canlı yayında izleriz. Belki şeyde izleriz. Videoda izleriz. Videoda izleriz. Canlı yayın yaparsam canlı yayında da bunu konuşur, konuşuruz. Detaylı incelemesini yaparız. Onun da kaydını alırız. Bir sonraki günü yayınlarız büyük bir ihtimalle. Öyle bir şeyler yaparız. Eee Teşekkür ediyorum efendim. Tekrar yorumlarınızı, fikirlerinizi mutlaka aşağıda bekliyorum. discorda gelin, kanala abone olun, beğenin ve yorum yapın. Bunlar bizim gibi yeni kanalların öne geçmesi için, algoritma tarafından algılanması için çok büyük şeyler. Ufak görünen şeyler ama etkisi çok büyük şeyler. Ve teşekkür ediyorum efendim. Destekleyenlere, abone olanlara, üye olanlara, herkese, üyelere özel e emojiler de geliyor biliyorsunuz. Emojileri de doldurmaya başladık. Son gelen emojileri de oldukça beğendiniz. Enes'e teşekkür ediyoruz. Enes üzerine çalışıyor. E ve Elif'in ayarladığı bir video vardı. Şarkı videosunun ikincisi gelecek. Ayrıca bir de 7 saat savaşı ve Dafak'ın o o evreli Ski bir katma isteğiyle ilgili bir videomuz var. Ben Enes'e bir şeyler yazdım. Video kurgu çalışmalarını yapabilir mi diye merak ediyorum. Ona soracağım. Ondan cevap geldikten sonra ben yazım, senaryo işlerini yapıp düz videoyu çekeceğim. Enes'e atacağım. Enes onu kurgulayıp editleyip bize sunacak. Edit işlerini de iyi biliyorsunuz. Ve teşekkür ediyorum. Tekrar 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 efendim bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.